şimdi neredeyiz? Balık aşıran sırtlarındayız. Kaptan pilotumuz bizi yolculuğumuzu sürdürüyor. Ve Mehmet'e dönüyoruz. Evet Mehmet. Hocam. Mehmet nereye gidiyoruz Mehmet? Hocam İzmir'e yolculuk yapıyoruz. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 7'si. 6'sı pardon. 6'sı. Amacımız ne inşallah nasip olursa? Kazanmaya gidiyoruz. Kupayı almak desek daha doğru değil mi? Kupayı alalım gelelim diye düşünüyoruz. Aşçılık yarışması kapsamında 19-20 tane öğrenciyle İzmir yolculuğumuz başladı. Bu mevki de balık aşıran mevkisi olarak geçiyor. Değil mi Mehmet? Evet. En yüksek rakımlı yerlerden biri burası. Mi? Datça'ya uzaklık olarak çok uzak değil herhalde. Çok uzak değil. 20-25 kilometre var mı? Abi, herhalde. Kaptanımız. 20 kilometre geldik değil mi kaptan? Geçmiş. Bakın şey arkadaşlar değil. Manzara bu şekilde. Bodrum tarafı. Bodrum tarafı karşıda kalıyor tabii. Biraz kıvrımlı yollardan geçmekteyiz. İşte balık aşıran manzarası bu şekilde arkadaşlar. Mehmet sen kategori olarak hangi kategoride yer alıyorsun? Ben yardımcı ekipteyim. Yardımcı personelsin. Aynen öyle. Çok güzel. Her zaman destek olmaya gidiyoruz. Güzel, gayet güzel. Bakalım işte arkadaşlar bu şekilde yolculuğumuz devam ediyor. Tam tarih verecek olursak ayın kaçı demiştik? 6-7-8'inde. 6-7 ve 8 Aralık 2018 İzmir Gazi Emir Fuar Alanı'ndaki yarışma için gidiyoruz. Tabii burası Türkiye'nin en büyük expo, turizm fuarı ve gastronomi fuarı olarak geçiyor. Bu sebeple de özellikle davet alarak gidiyoruz. Davetimiz geldi. İşte balık aşıran mevkisi burası arkadaşlar. Ben de bu güzel manzarayı sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle. Öğrencilerimiz arkada kimisi uyuyorlar, kimisi yatıyorlar. Yorgun sabaha kadar ürün yaptıkları için bayağı yoruldular. Değil mi? Yoruldunuz mu bayağı? Yoruldum. Kendini tanıtır mısın? Ezgi ben hocam. Evet Ezgi. Hangi kategoride yarışıyorsun hocam, Ezgi? Üniversite ekip bölümündeyim. Arkadaşın da bayağı yoruldu. O da yoruldum çalışıyor mu? Telefonu düştü telefonu. Sabaha kadar çalışma yaptınız. Hilal. Günaydın Hilal. Günaydın. Hilal de uyandı arkadaşlar. Uyandırmayalım. Birazcık durduk. Şuralardan devam ederek yolculuğumuz ilerleyecek. Balık aşıran denilen bölgeyi de sizlerle paylaşacağız. Kırmızı ışıklar mı yandı? Kırmızı yandı evet. Deniz kırmızı yandı. Balık aşıran bölgesi bir tarafı Ege Denizi, bir tarafı Akdeniz olan bir yer ve Datça ile Marmaris arasındaki en önemli geçit noktası ve en yüksek rakımlı olan yer olarak karşımıza çıkıyor. Yollar bu şekilde arkadaşlar. Balık aşıran yolları biraz pütürlüdür ama eskiden çok daha tehlikeliymiş. Şu anda biraz daha rahat. Datça'ya yaklaştığınızda sıcak asfalt dökülüyor. Dökülmüş zaten bir 10-15 kilometre. Ama buradan sonrası pütürlü yollar. Dünyanın en tehlikeli yolu neredeymişler? Bayburt'ta. Burası da idare ediyor değil mi? Bakın karşı tarafta arkadaşlar fabrika gibi bir şey vardı. O işleme tesisi. Yatağın termik santralinin olduğu bölge var. Karşı taraftaki manzaranın olduğu yerde. Bodrum istikameti de şu anda tam arkamızda kalıyor. Yani şu istikamette de Bodrum kalıyor. Balık aşıran da şuradaki uç nokta balık aşıranın denilen yere geliyor. Şimdi biz oraya da geleceğiz. O bölgeyi de size tam Ege Denizi ile Akdeniz'in ayrıldığı yeri sizlere göstereceğim arkadaşlar.
Balıkesir'in en uç noktası burası. Yolculuk boyunca işte geldik kıvrımlı kıvrımlı bir şekilde. Buradan döndükten sonra işte Ege Denizi ile Akdeniz'in birbirinden ayrıldığı yeri çok net bir şekilde göreceğiz şimdi. Rakım 350 metre yüksekliğinde bir yer. Bakın arkadaşlar, yol buradan kıvrım kıvrım gidiyor. Burada bir tarafı Ege Denizi, bir tarafı Akdeniz. Türkiye'nin en ince geçit noktası burası. Zaten yolu fark ediyorsanız buradan bu ince alandan geçiliyor. Hatta eskiden işte bir taraftan bir tarafa su taşırlarmış filan. Öyle bir hikaye var değil mi kaptanım? Öyle birden bir taraftan bir tarafa su taşırlarmış falan filan. Böyle bir hikayeleri filan var. İşte bu burası Türkiye'nin en ince geçit noktası ve bu yol sadece buradan geçiyor. Bu yüzden de işte böyle uçurumlu virajlı yollar. Bu videoda da arkadaşlar hayata dair kapsamında yayınlanacak yarışmanın detaylarını ve yarışmada İzmir Fuar Alanı'nın nasıl olduğunu, İzmir Fuar Alanı'nda gastronomi ile ilgili makinaları, teçhizatları, oradaki atmosferi de bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. Yarışmaya gidemeyen öğrencilerimiz için ya da orayı göremeyenler için çok güzel bir imkan olur. Burada da yine çok güzel koylar var. İşte Türkiye'nin cennet köşelerinden bir tanesi. Datça ve Marmaris arasındaki bu manzaralar arkadaşlar. Yolunuz düşerse buraya mutlaka gelin. Yazın oldukça iyi olur, güzel olur. Bakın burada yolun kıvrım kıvrım görüyorsunuz. Böyle devam ediyor gidiyor. Şurada dalış yapılan yerler var. Zıpkınla dalış yapmak isteyenler buraya geliyorlar. Efendim? Derin derin, bayağı derin. Sen zıpkın kullanabiliyor musun Hilal? Yok hocam, öyle şeyler. Sen nasıl Karadenizlisin arkadaş? Hocam atlıyorum ama ya. Tekrar direkt dalabiliyorsun yani. Aynen, dalıyorum. Evet. Burada çok güzel dalış alanları, yerleri var. Balıklar da güzel. Tabii yakalayabilirseniz. Buranın balıkları bayağı zeki değil mi Mehmet? Aynen hocam, bize tatlı. Kolay kolay, yani. Kolay kolay yakalanmıyorlar değil mi? Öyle ama yakaladı mı da büyük de. Evet, yakalandı mı da bayağı doyurucu oluyor. Bakın Marmaris'e 31, Muğla 85 kilometre uzaklıklardayız. Yani 70 kilometrelik Datça Marmaris yolunun tam ortalarında bir yerlerde Balıkesir'in geçidinden geçmeden bu tarafa gelemiyorsunuz. Ben size dünyaca ünlü, Türkiye'nin en önemli otellerinden bir tanesi vardır. Demaris Otel Doğuş grubuna bağlı. Oranın da giriş yerini göstereyim. Bu hayata dair videomuzu bu şekilde kapatalım arkadaşlar. Şöyle bir kulübe var. Buraya minibüs de çalışıyor çünkü Datça ile burası arasında. Datça ile Marmaris'in arası 70
80 kilometre kadar var değil mi kaptanım? 75 kilometreymiş. Şurası işte Demaris'e ayrılan yol. Dünyaca ünlü, Türkiye'nin en önemli otellerinden birisi burada arkadaşlar. Ve otelin günlük konaklama miktarı suite odalarda 9500 liraya kadar çıkıyor. Yani bir gün kalıyorsunuz, 9500 lira veriyorsunuz, gidiyorsunuz. Orada haftalarca, günlerce kalan insanlar var. Gerçekten de Türkiye'nin en lüks, en pahalı otellerinden bir tanesi burada yer alıyor. Yolunuz düşerse, imkanınız da el verirse mutlaka bir uğrayın deriz. Ayrıca bu otelde Doğuş grubunun restoranları, Dream grubunun yani Dream restoranları, Nusret ve dünyaca ünlü Zuma, Japon mutfağı yemekleri yapan restoran. Ayrıca Yunanistan'ın ve İtalya'nın Lagarit gibi önemli restoranları da bu bünye içerisinde yer alıyor. Bunu da tatil sevenlere, gezi sevenlere, işte yemeği içmeyi seven arkadaşlarımıza söyleyelim. Bugün de bu videoda dediğim gibi İzmir Aşçılık Yarışması'nın uzun süreli yolculuğunu sizinle paylaşmak istedik. Hayata dair videomuzun sonuna geldik. Daha güzel videolar için, gezi videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şuradan aboneliğinizi yapabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Muhtemelen bir sonraki videomuz yarışma alanından ve aşçılık yarışması, Türkiye'nin en büyük aşçılık merkezi ile ilgili, fuar alanı ile ilgili video olacaktır. Sakın kaçırmayın diyoruz. Güzel bir manzarayla, bu arada şöyle manzarayı da yukarıdan size gösterelim. Videomuzu kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.